Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün Kuantum Yaşam Koçu, eğitmen Serap Etçi ile beraberiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Harikayım, şükürler olsun. Çok sağ olun. Bugün bir filmden konuşalım istedik. Milyonlarca yıl önce vizyona giren bir filmden. Bizden bize bir film, kendimizi izlediğimiz bir film. Yönetmeni biziz, rejisörü biziz, başrol oyuncusu biziz, ışıkçısı biziz, alkışlayanı biziz, yuhalayanı biziz. Evet, hepsi biziz. Nasıl bir vizyon yaşıyoruz? Yani niçin bu dünyaya geldik? bu dünyaya niçin geldik? Bunu algılayabilmemiz için öncelikle bu rüyadan uyanmamız gerekiyor. Bu rüyadan uyanabilmemiz için de madde dünyasının ne olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki şu anda her maddenin en küçük yapı taşı atom, onun da altyapıları var ve her şeyin bir enerjiden, bir titreşimden, bir frekanstan oluştuğunun bilincindeyiz. Zaten bizi dinleyen arkadaşlar bu konuya hakimler. Madde illüzyonundan özgürleşmeye başladığımızda ancak bu rüyadan uyanabiliriz. İzlediğimiz filmin de farkında olabiliriz. Aslında bir seyir halindeyiz bizler. Bu madde dünyasını yöneten, hep bahsettiğimiz işte bir ruhtan bahsediyoruz ya da bilinç dediğimiz sistemden bahsediyoruz. İşte bu ruh ya da bilinç diye tabir ettiğimiz sistem, madde dediğimiz varlığı yöneten sistemdir aslında. Bunu da örneklerle anlatalım, daha net anlaşılsın. Şimdi bu bedenimizi bir robotik sistem olarak düşünürsek. Şimdi o robot başlı başına bir maddedir. Fakat o robotu yönlendiren bir sistem var, öyle değil mi? Evet. Yani o sistemi yönlendiren kişi de komut vermesi lazım. O robota enerji verecek ki o robot istenilen şekilde hareket edebilsin. Robotun da içinde belli sistemler vardır. Aynı şekilde bedenimizde de sistemler var. Nasıl ki organlarımız var, bizi oluşturan hücrelerimiz var. Bunların hepsini birer sistem olarak düşünürsek, bu sistemi de yöneten ana başlık beyin dediğimiz şey, bu beyni de dekoder olarak düşünürsek, hani o robotun bilgisayarı gibi düşünelim. Buna güç verecek bir enerji lazım. İşte bu enerji de bizim ruh dediğimiz sistem. O ruh olmadan bu beden zaten hareket edemiyor. Yani aslında bedenimiz bir kıyafet gibi, bir madde düşünün. Ya da bir araba örneğinden anlatacak olursak, araba bir maddedir, öyle değil mi? Her türlü sistemi vardır içinde, işte motorundan tutun da rezistansına, her şey mevcuttur. Fakat o arabayı yönlendiren, süren bir tane sürücüye ihtiyaç var. İşte o sürücü olmadan o arabanın hiçbir vasfı olmaz, olduğu yerde kalır. İşte bizim bedenimiz de öyle. O sürücü de ruh işte, değil mi? Evet, o sürücüyü de ruh olarak tanımlayabiliriz. Bu filmi de kuantum alandan anlatayım, nasıl başlatıyoruz. Şimdi tabii ki hep duyuyoruz, bir tekamül için geldik, bu ruh burada gelişmek için var, bir şeyler öğreniyoruz ve bir şeyleri hatırlıyoruz aslında. Kuantum alanda zaman ve mekan kavramı yok. Bizler bu madde dünyasını anlayabilmemiz için zaman kavramıyla düşünebiliyoruz. Yani zaman olmadan madde kavramı oluşmuyor. Aslında her şey anda var oluyor. Böyle kısa kısa anlar olarak düşünün. Bu kısa anları bir araya getirdiğinizde sanki böyle bir film karesi gibi, bir senaryo gibi arka arkaya izliyoruz. Fakat biz bu izleme halinde şu anki algımız, yani zihnimizin programlanmış olduğu algı diyor ki, ben diyor bu durumu yaşadım, yaşadıysam o zaman bu geçmiş olabilir diyor. Bunu arka tarafta izliyor, hani arka taraftan ilerliyor gibi geliyor. Ya da yaşamadığını düşündüğü şeyleri de önündeymiş gibi düşünüyor ve onu gelecek olarak tanımlıyor. Şu anda deneyimlediklerimizi de biz diyoruz ki şimdi, şu an yaşıyoruz. Halbuki geçmiş, gelecek ve hani şu an dediğimiz şey zamanla tanımladığımız şeylerdir. Anlık karelerdir. O zaman zaman ve mekan yoksa bizler kendi potansiyellerimizi, yani o sonsuz olasılıkları ne yapıyoruz? Bu ekranda toplu bir şekilde yaşıyoruz. Yani o dizinin tamamı
her bölümü aslında oldu, bitti ve yaşandı. Sadece izleme halindeyiz şu anda. Bunu da şöyle tanımlayabilirim. Mesela bir dizi başlamadan önce bir altyapısı oluşmuştur. Öyle değil mi? Bir karar veririz. İşte oyuncular şöyledir. Şöyle bir mekanda bu dizi geçecek. Ana temaları bellidir o dizinin. Ve o diziye başladığımızda o ana temalarla, hani oyuncularla ilk bölümde birçok deneyim yaşanıyor. Ve o deneyim yaşandıktan sonra dizi bir yerde bitiyor ilk bölümü. Evet. İlk bölüm bittikten sonra ikinci bölüm nereden başlayacak? Kaldığı yerden devam edecek. O yüzden o birinci bölümde yaşanmış her türlü deneyim sistemde zaten var. Ve biz o var olan bilgilerle ikinci bölüme devam ediyoruz. İkinci bölümde de farklı olaylar oluyor ya da yaratımlar gerçekleştiriyoruz. Yaratım derken şöyle anlaşılsın istiyorum. Zaten sistemde her şey var. Yani sonsuz bir market olarak düşünelim. O markette var olan ürünleri biz ne yapıyoruz? Seçerek kendi alanımızda görünür hale getiriyoruz. Bunu böyle algılayabiliriz. İkinci bölümde de yine farklı deneyimler yaşayarak farklı düşünceler içerisine giriyoruz diyelim dizide. O deneyimleri de yaşadık. O deneyimleri de kattık kendi bünyemize. Üçüncü bölüm nereden başlayacak? Tekrar kaldığı yerden devam edecek. Aslında bizler tekrar tekrar bu hayata geliyoruz derken, bunu zaman algısıyla söylüyoruz ama zaman algısı diye bir şey yok. Her şey şu anda ve bütün o dizi bölümlerini biz deneyimlediğimiz için aslında gördüğümüz bütün gerçeklik bize ait. Hani hep diyoruz ya, geçmişte şunlar yaşandı, atalarımızdan gelen bir takım işte olgular var. Ama atalarımız dediğimiz o bölüm, bizden bir önceki bölüm diyelim, işte dizinin 259. bölümü olsun. O bölümde atalar diye tanımladığınız durumlar, kişiler, deneyimler, gördüğünüz her olay yine size ait. O olayı da siz yaşadınız. Siz yaşadığınız için orada eksik bıraktığınız, yarım kalan, tamamlayamadığınız ya da belli istekleriniz, arzularınız vardı, niyetleriniz vardı. Bunları tamamlayabilmek için ne yapıyoruz? Yeni bir bölüme başlıyoruz. O yüzden atalar diye tanımladıklarımızda bizleriz, zaman ve mekan olmadığı için. Hatta ben şöyle bir çıkarımda da bulundum, onu da anlatmak istiyorum. şöyle bakabiliriz. Geçmiş ve gelecek kavramı yoksa, her şey anda var olduysa, o zaman benim geçmiş diye tanımladığım bundan bir önceki hayatım aslında benim annem ve babamdı. Annemin ve babamın hayatını ben yaşarken fark edemediğim, çözemediğim ya da sınıfta kaldığım hangi derslerim varsa, belki hayallerimi de gerçekleştiremedim. Bunları tamamlayabilmek için ne yapıyorum? Kendimden yeni bir versiyon çıkartmam lazım. Hep deriz ya, aslında biz bu beden içerisinde iki enerjinin birleşimiyle yaşıyoruz. Hem eril hem dişil. Her ikisi de bizde mevcut, öyle değil mi? İşte dişi tarafımız, anne dediğimiz kısım, eril dediğimiz kısım, baba dediğimiz kısım. Her ikisinden de aldığımız bütün deneyimleri tekrar kendimden var edebilmem için bunu benden bir çocuğa aktararak, yani bende oluşturduğum yeni bir çocuk versiyonuyla bütün bilgiyi o çocuğa aktarıyorum. Aslında Matrix dediğimiz sistem ya da hep bahsederiz işte spadyum diyenler olabilir, ahiret diyenler olabilir. Bu alan aslında annenin karnı gibi düşünebiliriz. Bizde var olan bütün bilgiyi o çocuğa aktararak o çocuk bütün bilgileri kaydediyor kendisine. Aktarıyoruz ona işte dizinin yeni bir bölümüyle başlayabilmesi için. Ve o çocuk dünyaya geldiğinde kendisine bakarak çözemediği, yarım bıraktığı şeyleri fark etmeye çalışıyor. Ama biz onu annemiz ve babamız olarak algılıyoruz. Halbuki anne baba diye isimlendirdiğiniz o güzel varlıklar sizin bir önceki hayatınızda. Aslında kendinizi izliyorsunuz orada. Tabii ki oyun gereği bizler anneye babaya bakarken madde dünyasında programlanmış olduğumuz için
madde dünyasından gözlemlediğimiz için bunun ilk başlarda farkına varamıyoruz. Farkına varmaya başladığımızda ise tabii ki bilinçlenmeye başladığımızda ne yapıyoruz? İşte bazen anneye kızabiliyoruz, babaya kızabiliyoruz, ilişkilerine kızabiliyoruz ya da yaşadığımız hayata kızabiliyoruz. Onlarda gördüğümüz, bizi rahatsız eden her ne olgu varsa, bu bir davranış olabilir ya da bir söz, cümle olabilir onlarda gördüğümüz. Kendi üzerimizde bunları değiştirirsek eğer, ya da onların ilişkilerinde yapmış olduğu şeyleri biz burada değiştirirsek, bize davranış şekillerini değiştirebilirsek, işte tekamül dediğimiz yolda aslında kendi sınavlarımızı vermeye başlıyoruz. Bu sınavları vermeye başladığımızda da sistem açılmaya başlıyor. Anne babayı şöyle düşünebiliriz. İçimizde bir projeksiyon var. Hani diyoruz ya, her şey bize aynalık yapıyor, gördüğümüz her şey, aynadaki görüntümüz dediğimiz şey bu aslında. O projeksiyonu arkanızdan geriye doğru yansıttığınızı düşünün. Hani geçmişe doğru yansıttığınızı düşünün. Arkadaki perdeye yansıyan dişil ve eril görüntü anne ve baba olarak görünüyor. O yaşadığınız hayatı görüyorsunuz anne babanın yaşantısıyla, ilişkisiyle. O projeksiyonu şu ana yansıtırsanız, eğer dişiyseniz partner olarak var ettiğiniz eril enerji ne olacak? Yine o dönemin aynısı olacak. Orada yaşanılanların bir tekrarını var etmiş oluyorsunuz. Geleceğe yansıtırsanız o projeksiyonu, eğer çocuklarınız varsa bunlar çocuklarınız olarak görünüyor. Ay yoksa başka bir seçim ya da başka bir tercihle, senaryoyla da gelmiş olabilirsiniz. Hatta kardeşleriniz, Hakan Bey, kendinizde böldüğünüz farklı alanlarınızdır. Yani siz kendinizi kardeşlerinizle farklı dersler üzerinden görmeye de çalışıyorsunuz. Kardeşleriniz varsa tabii ki. Her bir özelliğiniz kardeşlerinizden de size gösterilmeye başlanıyor. Aslında diyoruz ya, tek olanın hani yansımasıyız hepimiz diye. Bizler bu dünyada kendi rüyamızı görüyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Bunu rüya üzerinden de anlatabilirim. Güzel. Mesela yatağa yattığınız zaman tek bir beden olarak yatağa yatıyoruz, öyle değil evet. mi? Ve uyuduğumuz zaman böyle çok gerçekçi rüyalar görürüz. Hatta evet. o kadar gerçekçi rüyalar olur ki o rüyanın içerisinde mutlu da olursunuz, acı da çekersiniz. O rüyanın içinde farklı bir hayatınız da olabilir. Farklı maddi durumlar içerisinde ya da farklı ülkelerde, şehirlerde yaşadığınızı da görebilirsiniz. Peki şu soruyu soruyorum. Herkes kendine şu soruyu sorabilir. O gerçekçi rüyayı görürken o rüyadan hiç uyanmasaydınız, onun rüya olduğunu anlayabilir miydiniz? Anlayamazsınız. Ne zaman bunun rüya olduğunu idrak ediyoruz? Uyandığımız zaman. Eğer gördüğünüz rüya çok kötü diye adlandırdığınız bir rüyaysa, uyandığınızda diyorsunuz ki, böyle bir nefes alıyorsunuz, oh iyi ki uyandım çünkü rüyaymış diyorsunuz. Fakat çok güzel bir rüya görüyorsak diyoruz ki, ya biraz daha hani uyusaydım da bu rüya devam etseydi diyoruz. Peki şu soruyu da sorayım size. Rüyanızda farz edelim ki Amerika'da yaşıyorsunuz, evlisiniz, farklı çocuklarınız var. Çok lüks bir hayatınız var diyelim. O rüyayı görürken çok mutlusunuz. Uyandınız, kendinize geldiniz. Uyandıktan sonra Amerika'daki yaşantınız kalıyor mu? Kalmadı, bir anda gitti. Peki o rüyanızın içerisinde yaşadığınız ilişki, eş kaldı mı? Kalmadı. Rüyanızdaki çocuklar kaldı mı? Kalmadı. Oradaki maddi durumunuz kaldı mı? Kalmadı. Hiçbiri kalmadı. Bir tek kalan ne? Siz. Tek kaldınız, öyle değil mi? İşte bu hayatta da öyle. Biz kendimize uyandığımız an, bu hayatta tutunduğunuz madde diye düşündüğümüz, işte eviniz, arabanız, yaşadığınız ülke, savunduklarınız, eşiniz, çocuğunuz, bir bakacaksınız ki aslında hiçbiri yokmuş. O yüzden madde dünyasından özgürleşebilmemiz için şöyle der Yaradan. Der ki, tutunduklarınızla sınanırsınız.
Çünkü niye? Biz o kadar madde dünyasına inanarak onlara tutunuyoruz ki, ilahlaştırıyoruz ki, işte o illüzyondan kurtulmanın yolu, onun gerçek olmadığını ya da kaybedebileceğimizi ya da daha farklı alanlarda oluşabileceğini bize gösterebilmek amaçlı. Gördüğümüz her şey bizden perdeye yansıyan görüntülerden ibaret. O yüzden herkes kendi rüyasının içerisinde şu anda. Ta ki o rüyadan uyanana kadar. Diyorum ya, atalar dediğimiz şey bizim dizide bir önceki bölümde oynadığımız alan. Eğer o bir önceki bölümde şunu yaşadıysanız, mesela şimdi inanıyoruz ya biz, şöyle bir tarih var diyoruz ya da böyle olaylar oldu, şöyle savaşlar oldu dediğiniz her şey sizin o bölümdeki bilinç seviyenizin size gösterilme hali aslında. O bilinç seviyeniz genişledikçe vizyonu da, yani sürekli genişleyen bir evren var diyor bilim insanları, değil mi? Bunu şu anda kanıtladılar. O genişleyen evren aslında sizin bilinciniz. Siz genişledikçe evren genişliyor. Bizim yanılgımız şu: biz evrenin içerisinde yaşadığımız varlıklar olarak düşünüyoruz kendimizi. Ben de diyorum ki hayır, bu evren sizin içinizde. Siz genişledikçe görüntüyü ya da isteklerinizi, arzularınızı arttırdıkça, sorgularınızı arttırdıkça görüntü de artıyor. Yaşadığınız olaylar, durumlar da değişiyor. O yüzden şu anda birçok şifa çalışmalarında hep deniyor ki ben kendimde bir şeyi tespit ettim, davranışımı değiştirdim, bir konuda idrak yaşadım. Bir baktım annem iyileşmiş ya da çocuğum iyileşti. Hatta hayvanları iyileşiyor insanların. Neden? Çünkü zaten onlar sizsiniz. Sizde var olan konuyu şifalandırdığınızda aynadaki görüntünüz doğal olarak değişiyor. Aynadaki görüntünüz de biri anne olarak görünüyor, biri çocuğunuz olarak görünüyor, hayvanınız olarak görünüyor ya da bambaşka insanlar olarak görünüyor. O yüzden kendi üzerinizde fark ettiğiniz, dönüştürdüğünüz her şeyle bütün dünyayı değiştirebilecek güçtesiniz. Aslında her şeyi biliyoruz da hatırlamaya çalışıyoruz. Evet, bütün bilgi bizde zaten. Çünkü o dizilerde oynadığımız roller vardı ya, bütün o rollerde edindiğimiz deneyim ve tecrübeler var. Bunların hepsi bizde kayıtlı halde. Yani o bilinç dediğimiz alanda kayıtlı, işte akaşik kayıtlar dediğimiz şey. Bütün o yaşanmışlıklar, deneyimler, o sonsuz markette hangi bilgileri kendimize çektiysek ya da o anda zihnimizde onu var ettiysek, bunları aslında biz hatırlıyoruz. Hepsi bizde olan. Anda yaşıyoruz. Yoksa geçmişte ya da gelecekte yaşadığımız bir şey yok. Hatta yaşadık diye düşünüyoruz. Böyle aklımıza anılar gelir. Çocukluğumda böyle olmuştu, şu bana böyle yapmıştı deriz ya. Aslında onu geçmişte yaşamıyoruz Hakan Bey. Şu anda onu var ediyoruz sonsuz olasılıkta. Aslında onu o zaman yaşamadık. Şu anda yaşıyoruz. Hatta bu seyahat yapıyoruz dediğimiz ya da rüyalar gördüğümüz şeyler, onların hepsi anda var ettiğimiz o sonsuz potansiyellerdir. Hatta aynada gördüğümüz birçok hayat, birçok insan bizim potansiyellerimizin bize farklı görüntülerle yansıtılması. Mesela bir isteğiniz, arzunuz vardır. Çok zengin olmak istiyorsunuz diyelim. İşte o çok zengin olma niyetinizi size farklı görüntülerle, yani biz onları farklı insanlar olarak algılıyoruz. Farklı insanlar üzerinden size o potansiyeli gösteriyorlar. Nasıl olacağını. Ya da geçmiş diye düşündüğünüz o alanlardan yaptığınızı sandığınız yarım kalan dersler ya da çözemediğiniz olaylar, ne varsa fark edemediğiniz, bunu yaşayan insanları görüntüde görüyorsunuz. Eksik kaldıklarınız, korkularınız, endişeleriniz, zihninizden geçen niyetler, başkaları hakkında, başkaları diye düşünüyoruz o çokluk bilincinden, düşündükleriniz, bunların hepsini bir film ekranında size gösteriyorlar, yaşatıyorlar. Film ekranı dediğim gördüğümüz dünya. Mesela içinizden hep o örneği anlatırım.
Bir film izlediniz diyelim. O filmleri izlemek de tesadüf değil zaten. Sizden açığa çıkan bilgileri size yaşatıyorlar. O filmi izlerken taraf tuttunuz diyelim. Ötekileştirdiniz, iyi insan, kötü insan diye bir ötekileştirme yaptınız. Evet. Filmi izlerken. İşte orada kötü bir insan var diyelim. O kötü insan gitti, iyi insana zarar verdi. Sonra o insan ne yaptı? Gitti. Sadece ben hani kurgudan bahsediyorum. O kötü diye düşündüğü insanları yok etti. Şimdi o filmi izlerken iyi diye düşündüğünüz kişi ne yaparsa yapsın böyle içiniz bir ferahlar. Hani o insanları öldürse de, onları yok etse de dersiniz ki içinizden, oh iyi olmuş, hak ettiler. Bakın bunu onaylamak sizin vizyonunuzda bunun yaratımını gerçekleştirir madde dünyasında. Nasıl yaratımını gerçekleştirir? Şöyle düşünüyorsunuz. Kötü olan insanların yaşamaya hakkı yok. Bunu düşündüğünüz için de dünya hayatında birbirlerini öldüren insanlara şahit olursunuz. O öldüren insan da durduk yere öldürmüyor kendine göre. O da düşünüyor ki ona zarar verdi ya da o kötü bir insan. Bunu düşündüğü için öldürüyor zaten. Fakat siz ne yapmış olduğunuz altyapıda, senaryonuzda bunu onayladığınız için katillere şahit oluyorsunuz. Bunun yaratımı yine sizden. Fakat biz dışımızda madde dünyasını öyle kaptırıyoruz ki kendimizi. Zannediyoruz ki dışımızda bir sürü kötü insan var, kötü olay var. Hayır, o kötü duruma neden olan sizin altyapınız var. Senden sana bir yolculuk. Evet. İdrak edebilirsen. Evet. Ya da madde dünyasında... Hayvanlara verilen zararlar bizi çok üzüyor. Öyle değil mi? İşte bir kediye, köpeğe ya da başka bir hayvana yapılan zulümlerden çok etkileniyoruz. Ben de diyorum ki, lütfen herkes kendini sorgulasın bakalım. Siz kendi içinizde hangi hayvana zarar veriyorsunuz? Çok basit. Bir sivrisineği çok rahat ve kolaylıkla öldürebiliyoruz, öyle değil mi? Hem de çok zalim bir şekilde öldürebiliyoruz. Yani duvarda gördüğümüzde şöyle değil mi duvara vurarak hayvanın iç organlarını çıkartarak öldürüyoruz o hayvanı. Fakat bunu yaparken göremiyoruz kendimizi. O da bir can, o da bu varoluşta değil mi bir sisteme dahil olan bir varlık. O da canlı, köpek de bir canlı, kedi de bir canlı. Hepsi aynı dengede. Fakat bir sivrisineği öldürürken onun hak ettiğini düşünürken bir köpeğe yapılan zulmü hak etmediğini düşünerek ona karşı geliyoruz. O zaman kendi içimizde o hayvana zarar veren durumumuzun farkına varabilirsek, dışımızda diğer hayvanlara verilen zararları da dönüştürmeye başlayacağız. Farkında değilsiniz, yürürken bile birçok canlıya zarar verebiliyoruz, öldürebiliyoruz. Kendi zevklerimiz ve nefslerimiz doğrultusunda birçok canlıya zarar verebiliyoruz. Madde dünyasına göre diyorum ama. Kesinlikle. Bakın çokluk bilincinden. Aslında filmi eğer izliyorsak zarar gören de yok, iyi de yok, kötü de yok. Niye iyi de yok, kötü de yok, zarar gören de yok, ölen de yok, öyle değil mi? Bunu yine rüya kısmına dönerek anlatacak olursak eğer, siz rüya gördüğünüzde oradaki her varlık bir görüntüydü değil mi? Ekrana evet. Yansıyan bir görüntü. Gerçekte öyle bir madde var mı? Yok. Peki o görüntüye siz, yani rüyanızın içerisinde o görüntüye zarar verdiğinizde o görüntü gerçekten acı çekiyor mu? Çekmiyor. Zaten bir görüntü. Görüntü. İllüzyon. Öyle değil mi? Yok. Acı çeken yok. Peki o görüntüye kötülük yaptığınızda o görüntü gerçekten o kötülüğü yaşıyor mu? Yaşamıyor. Yok. Peki rüyanızda birisi öldü diyelim. Değil mi? O kişi gerçekten ölüyor mu rüyanızda? Ölmüyor. Evet. Sadece görüntüden düşüyor o kişi. Gerçekte ölen de yok. Acı çeken de yok. İyi de yok, kötü de yok. Sadece seyir halindeyiz. Bu seyir halinin bize göstermeye çalıştığı o derslerin farkına varabilirsek işte içimizde o görüntüyü değiştirebilecek senaryoyu yazabilirsek işte o zaman o seyir bize çok daha farklı halde gerçekleşir.
Bunu biraz daha farklı bir örnekle de anlatayım. Sinemaya gittik diyelim. Oturduk koltuklarımızda, değil mi? Sinemada çok güzel büyük bir dev perde var. Ve o perdede biz o filmi izliyoruz. Filmi izlerken, hani seyir haliydi ya bu dünya. Tekillik ve seyir halde olmak. O filmi izlerken, filmin içerisinde karakterler bir sürü şey yaşıyorlar. Ve bir karaktere kötü şeyler yapılıyor. Zarar gördüğünü düşünüyorsunuz ya da orada düştü. Siz koltuğunuzdan kalkıp gidip o perdeye, o görüntüdeki kişiyi kaldırmaya çalışır mısınız? Yoksa sadece izler ve o izleme halindeki duruma mı odaklanırsınız? Bir büyüğüm anlatmıştı. Beyoğlu'nda bir sinemada 50 yıllar zannediyorum. Artık ne kadar gaza geliyorsa adam kalkıyor sinemada yerinden. Sinema perdesinin önüne kadar geliyor. Kötü adam bıçaklıyor. Perdeyi bıçaklıyor. Evet, işte bizler böyle de böyle yaşıyoruz bu madde dünyasında. Öyle yaşıyoruz. Evet. O zaman bu izlediğimiz filmde bizi rahatsız eden hangi görüntü varsa gidip perdeyi bıçaklamak yerine orada bizi rahatsız eden o duyguyu kendi içimizde değiştirirsek, eylemi değiştirebiliriz kendimizde, görüntüyü, zihnimizdeki görüntüyü ya da kullandığımız kelimeleri değiştirdiğimiz zaman işte o ekrana yansıyan görüntü de değişecek zaten. Çünkü niyetlerimiz ve kelimelerimiz ve ağzımızdan çıkan kelimeler ve cümlelerle kaderimize biraz yön veriyoruz. Hepsine. Hayat zor dedikçe zaten zorlaştırıyoruz hayatı, görüntüyü. Bu sefer o zorluğu bize gösterecek oyuncular devreye giriyor. Durumlar devreye giriyor. Tabii ki diyorum ya, bunların hepsi bir algı ve idrak seviyeleri, mertebeleri. İdrakınız ne kadarsa o idrakınız doğrultusunda olayların ve insanların içerisinde olacaksınız. Hatta birçok insan aynı alanda olabilir. Fakat o insanların algılaması, olayı yorumlaması bambaşka olur. Burada tek izleyen var. O da Yaradan. Bizler Yaradan'ın izlemiş olduğu zahir, hani diyoruz ya, zahir hali, aynadaki görüntüsü. İşte o aynadaki görüntüsü birçok şey, yani hayvan olarak görünüyor, bitki olarak görünüyor, insanlar olarak görünüyor ve hepsi birbiriyle bir bütün. İşte bu da kuantumda dolanıklılık yasasıyla anlatılır. O tekten açığa çıkan bir çokluk var işte. Bu çokluk bize öyle güzel sahneler gösteriyor ki, fakat biz bu çokluk içerisinde zannediyoruz ki kendimizi, ben bu oyunun içerisinde bir oyuncu ve bir sürü de benim gibi oyuncu var. Kendimi çoklukta görüyorum. İşte bu çokluk illüzyonundan özgürleştiğinizde aslında siz de yoksunuz. Sadece onun gözünden görüyorsunuz, onun kulağıyla duyuyorsunuz. Bütün duyu organlarınız aslında ona hizmet ediyor. Ha, bu beden bu duyuları zaten yaşayamıyor. Bu duyularımızı da biz o farklı alanda, bilinç dediğimiz alanda yaşıyoruz. Bu beden sadece bir makina. Bakın, siz rüyayı da beden dışında görüyorsunuz. Hissedişleriniz de, hani görme de aslında bedenin dışında. Tatma da bedenin dışında. Hepsi bedenin dışında olan şeyler. Ama biz zannediyoruz ki ben bu bedenle görüyorum, bu bedenle algılıyorum ya da bu beynin içinde rüyaları görüyorum. Hayır, hepsi bedenin dışında var olan duyu dışı, fizik ötesi alemlerde olan şeyler. Bu beden sadece bir makine. Bunu da bir televizyon örneğiyle anlatabilirim size. Lütfen. Şimdi televizyonu izlerken, değil mi, çok güzel görüntüler oluşuyor. Biz o görüntüleri gayet net, insanlar işte, filmler, değil mi, hani oynuyor ekranda. Fakat o görüntülerin bir araya gelebilmesini sağlayan şey o cihazın pikselleri. Hani renk pikselleri vardır, değil mi, televizyon ekranında. Ve o pikselleri harekete geçiren de
o televizyona gelen titreşimler. Ve o titreşimler ne yapıyor? Belli bir dekoder aracılığıyla ekrana yansıtılıyor. Ekrana yansıtıldığında o titreşimler bir resme dönüşüyor. Yani renklerin hepsinin bir araya gelme hali var. Bu bir araya gelme halini yöneten de işte bunu var eden de yaradan. O yönetmeden o görüntüler ortaya çıkmıyor. İşte bizim de beynimiz aynı o televizyon cihazı gibi düşünün. Sadece bir cihaz. Ve o cihaza gelen belli bir frekans var, titreşim var. O frekanslar elektrik ağlarıyla birlikte o şeyi gönderiyor, enerjiyi gönderiyor, görme merkezimize gönderiyor. O görme merkezimizde o pikseller bir araya geliyor, bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama bu görüntü beynimizin içinde değil. Orada sadece şey var, gelen bir enerji var. Görüntü bizim bilinç dediğimiz alanda gerçekleşiyor aslında. Duyular da orada gerçekleşiyor. Bunu en kolay şöyle anlayabilirsiniz. Bu şimdi çok moda VR gözlükler var. Hiç denemediniz mi bilmiyorum. Hatta geçenlerde bir video izlemiştim. O kadar net anlatıyor ki orada. VR gözlüğü takıyorsunuz ve o gözlükten size sanal görüntüler veriliyor. Ama gerçek zannediyorsunuz. Evet. Hatta mesela şu anda çok güvenli bir alandayım ben diye düşünüyorum. Her şey yolunda. Siz de buradasınız. Ben o gözlüğü taktım diyelim. O gözlüğü taktığım andan itibaren benim beynime gönderilen, yani gözlerim aracılığıyla gönderilen o görüntüleri beynim gerçek zannettiği için, hele ki orada bir aksiyon varsa böyle, hani kaçmalı, bir etmeli, sesle eğilmeli. Destekleniyor. Evet, destekleniyor. Ben ne yapıyorum? Beynim direkt kendini koruma amaçlı, çünkü hayatta kalmaya programlanmıştır. Koruma amaçlı böyle kaçacak, eğilecek. Evet, böyle bütün bedensel kendini koruma reflekslerini harekete geçiriyorsunuz. Hatta beyin şunu düşünemiyor. O kadar korkuyorsunuz, tutunuyorsunuz, çığlık atıyorsunuz. Aklınıza şu gelmiyor. Şu gözlüğü kaldırayım da hani şu illüzyonda çıkayım, yok. Çünkü bilinçaltı devreye girdiği zaman bilinçaltının görevi kendini korumaktır. O yüzden bilinçli farkındalık haline gelemiyorsunuz. Yani beyin beta beyin dalgasında. O yüzden o gözlüğü alıp kaldırmak aklınıza gelmez. Mantıklı düşünemezsiniz. Çünkü bilinçaltının ilk amacı bedeni korumaktır. O yüzden bizler hayata kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki aynı o VR gözlük gibi. Ne yapıyoruz? Sürekli bir işte kendimi koruyayım, şunu nasıl alabilirim, o bana bunu demiş, bu böyle olmuş gibi durumlarla meşgul olarak ne yapıyoruz? O madde dünyasından kendini çıkartmak istemiyor. Ta ki uyanana kadar. İşte uyandığınızda o Matrix alanından, yani o gözlüğü kaldırıp çıkartabiliyorsunuz. Bir başka bir gerçekliğin içine. O zaman sistem size hizmet ediyor işte. Evet, o bilince vardığınız zaman siz gözlemci haline geliyorsunuz. İşte teslimiyet dediğimiz şey bu. Her şeyden, evet, her şeyden razı olma hali. Seyir halinde olma. Sistem size hizmet eder. Uykuda olursanız siz sisteme hizmet edersiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili. Gerçekten muazzam bir sohbetti. Çok kıymetliydi anlattıklarınız. Var mı? Sağ olun. Yüksek idrak ve farkındalıkla olsun. Sevgiyle. Teşekkür ederim. Dostlarımız, sizler de bize zaman ayırdınız. Kıymet verdiniz. Biz izleriniz. Sağ olun. Var olun. Hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.